Evet, şimdi konuyla ilgili bir telefon bağlantımız olacak. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar telefon attığımızda. Sayın Sancar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sizin bir başvurunuz ve ondan sonra da bir açıklamanız olmuştu. Cumhurbaşkanları adaylarına sorumluluk çağrısında bulunmuştunuz sandık güvenliği konusunda. Bu konuda gelişmeler var. CHP'nin kuracağı bir birlik var, HDP'den de adayların alacağını söylüyor. Neler söyleyeceksiniz sandık güvenliği ile ilgili, hem Şırnak'ta sandıkların taşınması ve sizin yaptığınız görüşmenin sonuçları ile ilgili? Evet, bugün İstiklal Başkanı sandık güvenme bir görüşme gerçekleştirdik. Ben ve partimizin YSK'daki temsilcisi arkadaşımla birlikte, Mehmet Tiryaki ile birlikte Sadi Güven'i ziyaret ettik. Yaklaşık 45 dakika bir görüşme yaptık. Tek konu seçim güvenliğiydi. Daha somut olarak da sandıkların taşınması ve birleştirilmesi meselesiydi. Kamuoyunda bilgiler çok eksik yer alıyor. Kanalımız aracılığıyla bu bilgilerin yaygınlaştırılması çok önemli. Bugüne kadar bizim görüşmeyi gerçekleştirdiğimiz ana kadar valiliklerden ve il seçim kurullarından YSK'ya taşınan sandık birleştirme talepleri oldukça kapsamlı. Bu talepler 18 ili kapsıyor ve taşınmak istenen sandıklardaki seçmen sayısı da 270 bin. Şimdi böyle olunca ortaya çok çok ciddi bir durum çıkıyor. Eğer YSK bu talepleri onaylarsa yaklaşık 250 bin civarında seçmen bulundukları yerde oy kullanamayacaklar. Başka bir köye, bir köyden başka bir köye gidecekler. Bir mezaradan başka bir merkeze gidecekler. Gitmek zorunda kalacaklar. Şimdi bu tür sandık taşıma olaylarının yarattığı en önemli sonuç şu: sandıkları taşınan köydeki seçmen diğer köye gitmiyor olabilir, korkabilir, güvenlik tehdidi yaşayabilir. Dolayısıyla sandıkları taşınan seçmenlerin iradesi baskı altına alınıyor. Bu da seçim sonuçlarına çok ciddi etki yapar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde 100 oy, 50 oy bile etkili olabilecekken 250 bin civarında oyun değiştirilmesi sonucu temelden etkiler, sonucu farklı çıkmasını çok kolay sağlayabilir. Ayrıca baraj sorunu var, biliyorsunuz, baraj konusu var. 250 bin seçmenin çok büyük çoğunluğunun bize oy verdiğini saha çalışmalarımızla tespit edebiliyoruz. Yani bu sandık taşıma ve birleştirme kararı bizim seçmeni baskı altına alma ve oylarını değiştirmeyi sağlama gibi bir amaca sahiptir. Ya sandığa gitmeleri engellenecek, böylece bizim oyumuz düşecek, bu da AKP-MHP ittifakına yarayacak, ya da korkudan başka, yani kendi iradeleri doğrultusunda değil, başka türlü oy kullanmaya mecbur edilecekler. Bu da sonucu gerçekten kökten etkiler. Onu biz YSK'dan bu talepleri kabul etmemesini istedik. Yani sandıkların birleştirilmesi konusunda illerden gelen taleplerin reddedilmesi gerektiğini belirttik. Eğer kabul ederse YSK ve çok sayıda seçmenin yeri değişirse, oy kullanacağı yer değişirse, bu seçimleri kalıcı bir şekilde şaibe altında bırakacaktır. İkinci bir mühürsüz oy vakası yaşanmak üzeredir. Mühürsüz oy tartışmaları 16 Nisan referandumunu ebediyen gölgelemiştir, sakatlamıştır. Bu uygulama şimdi YSK'dan geçerse aynı şey 24 Haziran seçimleri için de söz konusu olacaktır. Hı hı. O nedenle YSK'nın vereceği karar kendisini de çok tartışmanın ortasına sokabilir veya
itibarını bir parça düzeltme imkanı verebilir. YSK'nın nasıl bir karar YSK'dan nasıl bir karar çıkacağını bugün yarın göreceğiz. Hı hı. Ama bütün bunlar içinde en önemlisi başta muhalefet partileri ve muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı adayları olmak üzere Türkiye'de demokrasiden yana derdi olan herkesin bu işlemlere, bu operasyonlara karşı çok kararlı bir duruş sergilemesi. Hı hı. En önemli nokta budur. Herkes bu konuda sesini yükseltmeli. İktidarın seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik bu operasyonlarına karşı işbirliği yoluna gitmelidir. Biz bu çağrıyı zaten yapıyorduk. Hı hı. Bugün ben de YSK başkanıyla görüşmeden sonra basına bilgi verirken aynı çağrıyı tekrarladım. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları başta olmak üzere partiler, parti yönetimleri ve demokratik kitle örgütleri sorumluluk almalıdırlar. Bu sadece HDP meselesi değildir. Tam tersine ülkenin kaderini etkileyen seçimin sonuçlarını değiştirme ihtimali olan bir operasyondur. Sayın Sancar, bu operasyona birlikte durmak demokrasiden yana kaygısı derdi olan her insanın, partinin, kuruluşun görevidir. Hı hı. Sayın Sancar, muhalefet partilerinden bahsettiniz, dayanışmadan da bahsettiniz. Bu yayınımızdan biraz önce CHP'nin bildirgesi açıklandı ve bildirgedeki şu satırlar dikkat çekiciydi. Kürt sorununun çözümü için meclis bünyesinde bir toplumsal mutabakat komisyonu kurulacağı ilan edildi bu bildirgede ve ayrıca toplumun çeşitli kesimlerinden isimlerin bir araya geleceği ortak akıl heyetiyle konunun tüm boyutlarıyla ele alınmasını da öngörüyor bildirgede. Bu konuya da biraz değinmek isteyeceğim. Hem muhalefetten bahsetmişken bunu da geçmeyelim. Olur tabii. Aslında CHP'nin bildirgesinde yer alan toplumsal mutabakat komisyonu yeni bir mesele değil. CHP bunu 2013 yılında da gündeme getirmişti. Yani çözüm süreci devam ederken de gündeme getirmişti. Hatta bu konuda bir kanun teklifi de hazırlamışlardı. Bir defa Kürt sorununun barışçıl demokratik çözümü konusunda meclisi merkeze alan yaklaşımı biz de doğru buluyoruz. Evet, bu önemli bir adım olacaktır. Bu doğru bir öneridir. Meclis halkın iradesini yansıtacak bir şekilde oluşursa adil ve özgür bir seçim sonunda çoğulcu demokratik bir meclis oluşursa o zaman bu meclis sorunun çözümünde ana sorumluluğu, ana rolü üstlenir. Fakat seçimler şaibeli geçerse, mesela bizi baraj altında bırakacak operasyonlar artar ve iktidar bundan sonuç alırsa, o zaman HDP'nin olmadığı bir mecliste, oylarının gasp edildiği, HDP'nin oylarının gasp edildiği bir ülkede meclis bu sorunu nasıl çözecek? O nedenle bizim öncelikli görevimiz seçim güvenliğini sağlamaktır. Bakın dünden beri operasyonlar yoğunlaştı partimize karşı. Mesela Gaziantep İstinaf Mahkemesi birden KCK kararını onayladı. Ondan önce, ondan bir iki gün önce İdris Baruken ile ilgili mahkumiyet kararını onayladı. Bütün bunlar bizim listelerimize bir müdahale amacı taşıyor. Yargı tam da bu aşamada adaylarımızla ilgili kararlar veriyor. Şimdi bir yandan bu oluyor. Bir yandan sandık taşıma kararları çıkacak. Öbür yandan zaten bize yönelik baskılar, operasyonlar devam ediyor. Ben Kızıltepe'de seçim bürosu açılışına katıldım. Akşam seçim bürosunun etrafındaki parti bayraklarını jandarma kaldırmış. Yani bu derece seçim çalışmaları engelleniyor. Yargı eliyle listelerimize müdahale edilmek isteniyor. Seçmen taşıma kararları alınıyor. Bütün bunların amacı belli. HDP'yi baraj altında bırakmak, böylece MHP-AKP koalisyonunun devamını güvence altına almak. Eğer böyle bir şey olursa ortaya çıkacak meclisin Kürt sorununu çözme imkanı olmayacaktır. Yani HDP'nin yer almadığı bir mecliste Kürt sorununu çözecek bir irade, bir mutabakat ve herhangi bir anlam taşımayacaktır. Çünkü asıl halkın, Kürt halkının büyük bir kısmının iradesini temsil eden parti hileyle, operasyonla, zorla, baskıyla
siyasetin dışına itilmiş olacaktır. O nedenle her şeyden önce seçim güvenliği diyoruz, adil ve özgür seçim diyoruz. Tabii şeyi anmama gerek yok, yani Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tutulması da bu seçimler üzerinde ağır bir gölgedir. İyi niyetli adımların, iyi niyetli sözlerin etkili icraata dönüşmesi lazım. Sözlerin iyi niyetle seçim bildirgelerinde yer alması hoş bir şeydir ama kesinlikle yeterli değildir. Bunun gereklerini yerine getirmek için somut adımlar atmak lazım. Çok teşekkürler Sayın Sancar. Devam ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi İstanbul Bölge